Herkese merhabalar, herkese selamlar. Değerli kaymakam adayları, sevgili gençler, YouTube Üniversitesi'ne hoş geldiniz. 2023 kaymakamlık sınavı bağlamında devam ettiğimiz bir çeşit minik bir kaymakamlık kampı çerçevesinde soru çözümlerimiz devam ediyor. İkinci turda dün yerel yönetimler soru çözümlerini paylaşmıştım. Bugün de sıra idare hukuku ile ilgili 50 tane Test sorusunun çözümüne ilişkin. Tabii süre çok az, çalışılacak çok şey var. Biz de karınca kadar kararınca yani bir, bir, biraz soru çözerek, yani test soruları çözerek, önemli noktaları vurgulayarak, altını çizerek sizlere katkı sağlamaya çalışıyorum. Hemen sözümüzü atmadan bugünkü idare hukuku soru çözümleri videomuzun ikincisini sizlerle paylaşıyoruz ve bunun için hemen ekranımı sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, şu kalemimizi de baştan seçelim. olur. Evet sevgili gençler, dediğim gibi bu hafta idare hukuku, bugün idare hukuku soru çözümleriyle birlikteyiz. Dersi çözümlerimize geçerken çok kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, YouTube Üniversitesi YouTube kanalı olarak olmanın ötesinde bir takım akademik mentorluk, eğitim, yönetim, proje ve ders, ders, Tez danışmanlığı konularında hizmet veren bir platform. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Yine e, tabii inşallah bu kaymakamlık sınavını kazanırsınız. E, seneye kaymakamlık sınavı için de KPSS'e şartı gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla biz de e, KPSS 2024 e, için A grubu dersleri bağlamında yani konumuzla ilgili yani vatandaşlık dediğimiz e, dersler. Yani kamu yönetimi, hukukun temel kavramları, anayasa hukukuna giriş, Türk Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku e, gibi dersler üzerinden e, YouTube'da e, hemen kısa süre sonra e, kanalımızda videolar çekmeye başlayacağız. E, yine kaymakamlık, idari hakimlik ve KPSS sınavlarına yönelik bu e, YouTube videolarımızın ötesinde e, hazırlayacağımız, e, yani kısa süre içerisinde hizmete girecek e, web sitemiz ve platform ders verme platformumuz üzerinden de birebir ve grup dersleri vermeyi, vermeyi planlıyoruz arkadaşlar. Bu e, derslerle ilgili yani bu KPSS sınavına hazırlık kapsamında bu derslerle ilgili birebir ve e, grup dersi almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Yine e, bu ders verme platformumuzda arkadaşlar e, lisans okuyan, halen okuyan arkadaşlarımıza e, bize bu bahsettiğimiz derslerden ve diğer kamu yönetimi derslerinden e, vize ve final sınavlarına çalışma e, kapsamında da birebir ve grup dersleri verme imkanımız var. Bunu da değerlendirebilir arkadaşlar. E, son olarak lisans, yüksek lisans yani lisans ödevi bitirme tezi veya yüksek lisans doktora tezleri konusunda da mentorluk ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu konuda da e, konuyla ilgisi olan arkadaşlar da yani bütün bu saydığı hususlarda e, aşağıdaki e, WhatsApp iletişim hattından, telefonumuzdan bize ulaşabilirler. Birebir görüşüp yönlendirme yapabiliriz. Evet, bu kısa girişten sonra hemen bugün arkadaşlar ne, ne, dedik, ne dedik? İdare hukuku dersimizin e, soru çözümlerine geçiyoruz. Hangisinde Anglo-Sakson sistemi adli idare e, uygulanır demiştik. Evet bu sorudaki kırmızı kalmış. Normalde ben artık renkler hepsini yapıyorum. Oradan yani arkadaşlardan uyarı geldi. Hemen cevabı verdiğiniz zaman biz düşünemiyoruz diye öyle yapmıştık. Ama bu ilk soru nazarlık olarak kalmış. Evet Anglo-Sakson sistemi arkadaşlar adli idare dediğimiz sisteme ABD, İngiltere gibi ülkeler uyguluyor bu sistemi. Yunanistan, İspanya, İtalya, Almanya, Türkiye gibi ülkelerse biliyorsunuz idari rejim yani adli sistemin e, yargı sistemin yanında bir de idari yargı sistemi uyguluyorlar. Bunu da bu şekilde hemen baştan belirtmiş olalım. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına bağlı değildir? Cumhurbaşkanına bağlı değildir soruyoruz. Milli Güvenlik Kurulu, Milli Saraylar Milli Güvenlik Kurulu bağlı mı? Bağlı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bağlı mı? Bağlı. Savunma Sanayi Başkanlığı mı bağlı mı sizce? Bağlı. E, Türkiye Varlık Fonu bağlı mı? Bağlı kuruluş arasında mı? Evet. Savunma Sanayi Fonu diye arkadaşlar bunu ben e, burada artık böyle şey yok. E, yani Cumhurbaşkanlığı ile ilgili böyle bir durum yok. Savunma Sanayi Başkanlığı var ama Savunma Sanayi Fonu diye bir şey yok. Türkiye Varlık Fonu var. Evet. Dolayısıyla e şıkkı cevap olmuş oluyor. Üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde. Atandığı tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanlığının görev süresiyle birlikte görevi son bulan kamu görevlisi hangisidir? Diyanet İşleri Başkanı mı? Değil. Polis Akademisi Başkanı mı? Değil. Merkez Bankası Başkanı mı? Değil. Arkadaşlar bu konudaki düzenleme Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı için geçerli. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı görev yaptığı Cumhurbaşkanlığının görevinin sona ermesiyle birlikte görevi sona ermiş oluyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığına mı? Evet, bu yanıltabilir. Değil. İçişleri Bakanlığı değil, Genç Spor Bakanlığı değil, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil. Arkadaşlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı nereye bağlı? Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlardan birisi. Beşinci soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özellikleri arasında yer almaz? İdare hukukunun özellikleri. Bakalım. Yani burada burada dört özellik idare hukukunun özelliğiymiş demektir. Bu bağımsız bir hukuk dalıdır. Doğru. İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır. Doğru. İdari yargı sistemi uygulanır. Doğru. Genç bir hukuk dalıdır. Doğru. Çok taraflı işlemleri içerir. Yanlış. Çünkü idare hukuku idari işlemleri yani tek taraflı işlemlerle ilgili bir hukuk dalıdır. Hangisi genel idare hukukunun kapsamında yer almaz? Hangisi genel idare hukukunun kapsamında yer almaz? Kolluk alır. Kamu görevlileri alır. İdari yardım alır. Kamu malları alır. İcra ve iflas. Arkadaşlar icra ve iflas hukuku özel hukukun dallarından ayrı bir dal e, idare hukukuyla bir ilgisi yok. Hangisi tek, tek yanlı idari işlemin özellikleri arasında yer almaz? Hangisi tek yanlı idari işlemin özellikleri arasında yer almaz? Yani dört tane idari işlemin özelliği var burada. Nedir? Bunlar icrailik, resen icra edilebilirlik, hukuka uygunluk karinesi, yargı denetimine tabi olma. Bunlar idari, idari işlemin özellikler demek ki çok yanlılık özelliği diye bir özelliği yok idari işlemin. Olsa olsa tek yanlılık özelliği olabilir. Dolayısıyla cevap E şıkkı olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasarrufları kapsamına girmez? Bakanlar kurulunun oluşumuna ilişkin işlemler girer. Yürütme organının yasama organı ile olan ilişkiler çerçevesindeki işlemler girer. Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği sürecinde yaptığı işlemler girer. Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkiler çerçevesinde yaptığı işlemler. Gider. Memurun idare tarafından emekliye sevk edilmesi arkadaşlar nedir? Hükümet tasarrufu değildir. Tam anlamıyla bir idari işlemdir. Ee, idare hukukunun konusudur. Soru 9. Hangisi icraî olmayan işlemlerden değildir? Evet. Yani idari idari işlemlerin bir özelliği biliyorsunuz icraî nitelikte olmasıdır. E, bu icraî olmayan işlemler e, icraî niteliği olmayan işlemler var bir, bir takım. Bunlardan bir tane mesela hazırlık işlemi yani idari işlem öncesi hazırlık işlemleri teyit edici işlemler iç düzen işlemleri ve en formal yani bilgilendirme işlemleri. Bunlar e, icraî olmayan işlemler e, işlemler Pardon hangi icray olmayan işlemlerden değildir? Bu saydıklarımız arkadaşlar nedir? İcraî e, olmayan işlemlerdir. Tek yanlı işlemlerse yani idari işlemin ta kendisini bahsediyoruz. Bunlar icra tek yanlı işlemler e, yani idari işlemler icraî işlemlerdir. E, diğerleri yani hazırlık, teyit edici, iç düzen, informal işlemler e, icraî e, olmayan işlemlerdir. Hangisi idari işlemler bakımından genel idari usuller arasında yer almaz? Hangisi idari işlemler bakımından genel idari usuller arasında yer almaz? Evet, teklif usulü yer alır mı? Yar, yer alır. Genel idari usuller arasında. Danışma usulü yer alır mı? Alır. Çelişme usulü, bunlar belli başlı usuller genel idari usul kapsamında alır. Usulde paralellik ilkesi alır, alır, alır mı? Alır. Evet, tevdi usulü diye bir usul yok arkadaşlar. Genel idari usuller arasında. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre memurların yükümlülükleri arasında yer almayan hangisidir? Memurların yükümlülükleri var biliyorsunuz 657'de. Bunlar arasında yer almayan. Tarafsızlık ödevi var mı? Var. Kıyafet mecburiyeti var mı? Var. Mal bildiriminde bulunma ödevi var mı? Var. Devlete bağlılık görevi sorumluluğu var mı? Var. Burada arkadaşlar daha sonra değiştirilen kaldırılan bir durum var. Bu yükümlülükler arasında ikamet mecburiyeti artık devlet memurları kanununda yok. Aşağıdakilerin hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen hizmet sınıfları arasında yer almaz? Öngörülen hizmet sınıfları. Avukatlık hizmetleri var mı? Var. Genel idare hizmetleri var mı? Var. Evet. Sahil güvenlik hizmetleri var mı arkadaşlar? Var. Jandarma hizmetleri sınıfı var mı? Var. Yardımcı idare hizmetleri sınıfı diye bir hizmet sınıfı yok. Yani yardımcı hizmetler sınıfı var ama. Ee, Genel idari hizmetleri sınıfının yanında bir de yardımcı idari hizmetleri sınıfı diye bir şey yok. Bunlar hep çeldirme çıkları. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen hizmet sınıfları arasında yer alır? Bu, bu sefer de yer alanı soruyoruz. Hukuk hizmetleri sınıfı e, almaz, bunun yerine avukatlık hizmetleri sınıfı var. Milli eğitim hizmetleri sınıfı e, var mı? Yok, onun yerine eğitim öğretim hizmetleri sınıfı var. Sosyal Güvenlik Hizmetleri sınıfı var mı? Ee, yok. E, yok. Evet. Bir askeri hizmetler sınıfı var mı? Bu da yok. Olan hangisi pek arkadaşlar biraz önceki soruda da geçti. Yardımcı Hizmetler sınıfı diye bir sınıf var 657'de. Hangisi Cumhurbaşkanlığı politika kurulları arasında yer almaz? Ekonomi Politikalar Kurulu var mı? Var. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu var mı? Var. Yerel yönetim politikaları kurulu var, var mı? Var. Hukuk politikaları kurulu var mı? Var. Ne yok peki? Merkezi yönetim yani yerel yönetim politikaları kurulu var diye e, yeri, merkezi yönetim politikaları kurulu da olacak değil. Doğru cevap C şıkkı. 15. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen ve kamu hizmetlerinin onlar eliyle görüleceği istihdam şekilleri arasında yer almaz? Evet. Devlet memurları kanununda öngörülen işlemler, bir memurlar, iki sözleşmeli personel, üç geçici personel ve dört işçiler aracılığıyla görülür, eliyle görülür arkadaşlar. E, 657'de anlaşmalı personel değil, personel yok. Gelelim 16. soruya. Anayasaya göre merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisi kullanmasıyla amaçlananlar arasında ki bu anayasa maddesine göre bu şıkları oluşturdum yer almayan hangisidir? Yani anayasada mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmış. Kamu hizmetlerinin e, kamu görevlerinde birliğin sağlanması amaçlanmış. Toplum yararının korunması amaçlanmış. Mali ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaçlanmış. Anayasada vesayet denetiminin denetimiyle amaçlananlar arasında kamu hizmetlerinin katılımcı ve demokratik usullerle sunulması diye bir düzenleme yok arkadaşlar. Dört sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bakanlıkların bağlı ilgili ve ilişkili kurum kuruluşları konusundaki ele, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bunu daha önceki e, zannedersem Türkiye'nin idari yapısı videosunda birincisinde bunu kafanızı iyice karıştırayım derken, şıkların hepsini doğru vermişim. Yani bu konuyu, o soruyu düzeltmek için bunu burada çözüyorum. Evet, Türkiye Bilimler Akademisi nereye bağlı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na. Koskep nereye bağlı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na. Helal Akreditasyon Kurumu nereye bağlı? Ticaret Bakanlığı'na. İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre şehirciliği İklim değişikliği Bakanlığı'na bağlı. E, oradaki yani daha önceki soruda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olduğu diye bu şıkkı da doğru vermişim. Aslında o yani o soruyu da düzeltmiş olayım. Evet. E, buradaki cevap E şıkkıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarım Orman Bakanlığı'na değil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır. Dolayısıyla yanlış eşleştirme bu olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen disiplin cezası türleri arasında yer almaz? Uyarma, kınama, ayrıktan kesme, dere derece ilerlemesinin durdurulması, devlet memuruna çıkarma. Arkadaşlar uyarma, kınama, ayrıktan kesme var, devlet memuruna çıkarma var. E, İlerlemen durdurulması var ama bu derece ilerlemesi değil kademe ilerlemesinin durdurulması olacak. Dolayısıyla derece ilerlemesinin durdurulması diye bir soru e, düzenleme ce disiplin cezası yok devlet memurları kanununda. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen memur haklarından birisi değildir? Evet, memurların hakları. Memurluk teminatı var. Hizmet hakkı var. Sendika hakkı var. İzin hakkı var ama rapor hakkını ben uydurdum. 20. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen aylıktan kesme cezasının alt ve üst sınırlarını ifade eder. Arkadaşlar hiç kafanızı karıştırmayayım. Burada e, aylıktan kesme cezası bir memurun aylığı, bürüt aylığının 1 bölü 30 ila 1 bölü 8'i arasında bir miktar olarak belirleniyor. 21. 657 sayılı devlet memurları kanununda memurlar için öngörülen adaylık süresi hangisinde e, doğru olarak verilmiştir? Burada da arkadaşlar hiç kafanızı karıştırmayalım. Bir ila iki yıl. Yani en az bir yıl, en çok iki yıl olarak e, belirlenmiş kanunda adaylık süresi. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlarla ilgili yönetmelik yönetmelik kim tarafından çıkarılır? Çalışma ve Sosyal bakan, Güvenlik Bakanlığı mı? Hayır. Hazine ve Maliye Bakanlığı mı? Hayır. İçişleri Bakanlığı mı? Hayır. Türkiye İş Kurumu mu? Hayır. Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılır arkadaşlar. Memurların eğitim süreleri programları, değerleme mesasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı hususlarını düzenleyen yönetmelik Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılır. Aşağıdakilerden idari aşağıdaki idari işlemlerden yani den fazla olmuş. Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Evet, aşağıdaki şurası fazla olmuş arkadaşlar. Aşağıdaki idari işlemler hangisi diğerlerinden farklıdır? Tek yanlı idari işlemler, tek yanlı işlemler daha doğrusu, bireysel işlemler, idari kararlar da diyoruz ona, düzenleyici işlemler, e, yönetmelikler. Arkadaşlar bu dört şıkkın hepsi de buradaki e, idari işlemlerin hepsi tek yanlı işlemler, e, tek taraflı işlemler niteliğindedir. İdari sözleşmeler ise çift taraflı e, idari işlem niteliğindedir. Mevcut mevzuat çerçevesinde, mevcut mevzuat çerçevesinde düzenleyici işlem niteliği olmayan hangisidir? Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Yönetmelikler var. Atsız işlemler, diğer e, iş, e, diğer işlemler dediğimiz atsız işlemler var. Arkadaşlar 2017 anayasa değişikliği sonrasında günümüzde düzenleyici işlemler olarak tüzükler yer almıyor. 25. Aşağıdakilerden hangisi işlemler üzerindeki idari vesayet işlemler evet altını çizelim işlemler üzerindeki idari vesayet yetkileri arasında yer almaz. İptal yetkisi evet. Onama yetkisi evet. Değiştirerek onama yetkisi olabilir. Yeniden görüşülmesini isteme ve erteleme yani geciktirici ve da diyebiliriz buna. Olabilir. Arkadaşlar ikame yetkisi demek ikame yetkisi demek yerine geçerek karar verme demektir. Yani bir kararı vereni devre dışı bırakarak onun yerine geçerek, onun yerine ikame olarak karar vermedir ki vesayet yetkilerinde ikame yetkisi kesinlikle yoktur. Hiyerarşi yetkisinin özelliklerinden olmayan hiyerarşi yetkisinin özelliklerine olmayan hangisi? Aynı kamuk düzel kişisi için geçerlidir. Evet. Genel bir yetkidir. Evet. Kendiliğinden veya ilgilinin başvurusu üzerine kullanılır. Doğru. Belirli bir sebebe bağlı değildir. Doğru. Ast idari ve yargısal başvuru hakkına sahiptir. Arkadaşlar hiyerarşik denetimde, hiyerarşik denetim yetkisini kullanması çerçevesinde astların idari ve yargısal başvuru hakları yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin mahfuz alanı? Evet, bunlar mahfuz alan, yasak alan ve normal alan, ihtiyari alan. Bunlar önemli arkadaşlar. burada mahfuz alanı içinde yer almayanı soruyorum. Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı mahfuz, alanıdır. Yani mutlaka Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenmesi gerekir. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri hususu mahfuz alandır. Mutlaka Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenmesi gerekir. Devlet denetleme kurulunun işleyiş ve üyeleriyle ilgili işlemler nedir? Mahfuz alandır. Mutlaka Cumhurbaşkanı kararnamesi düzenlenmesi gerekir. Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri de yine aynı şekildedir. Sosyal haklarla ilgili yani temel haklardan olan sosyal haklarla ilgili düzenlemeler arkadaşlar mahfuz alan değildir. E, yasak alanda değildir. İhtiyari alandır. Ama sosyal haklar dışındaki değil mi? diğer temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı kararnameler açısından yasak alandır. Demek ki temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenin, düzenlenebilecek tek husus sosyal haklar konusu diğerlerinde yasak alan var. Cumhurbaşkanlığı vesayet ilişkisine sahip olduğu kuruluş hangisidir? Vesayet. Devlet Arşivleri Başkanlığı değil, tüzel kişiliği yok. Bağlı kuruluş ama tüzel kişiliği yok. Diyanet İşleri Başkanlığı aynı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı aynı. Devlet Denetleme Kurulu aynı. Arkadaşlar burada tüzel kişiliği olup da Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisi e, yani Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluş ama tüzel kişiliği olduğu için Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisi vesayet denetim çerçevesinde olan kuruluş savunma sanayi başkanlığıdır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı'nın ilişkili kuruluştur. Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar. Hatırlıyorsunuz. Türkiye Varlık Fonu değil. E, bu bağlı kuruluş. Milli İstihbarat Başkanlığı e, bağlı kuruluş. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlı kuruluş. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bağlı kuruluş. Tasarruf Mevduatı e, Sigorta Fonu arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığının tek ilişkili kuruluşudur. Diğerleri bağlı kuruluş. Bakanlıkların başkent teşkilatı içinde yer almayan hangisidir? Bakanlıklar için yeni sistemde öngörülen bir teşkilat şeması var. Başta bakan ve bakan yardımcıları bulunuyor. Gelen müdürlükler var. Kurul başkanlıkları var. Daire başkanlıkları var. Ama başkent teşkilatı içerisinde bakanlıklarda şube müdürlükleri değil, şube müdürlükleri taşra teşkilatlarında bulunuyor, arkadaşlar. 31. soru aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın idari görevi değildir? Sayıştay'ın sayışlayın idari ve yargısal olmak üzere görevleri var arkadaşlar biliyorsunuz. Burada idari görevi olmayan yani yargısal görevi olanı soruyorum. Düzenlilik denetimi kamu kurumlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yaptığı düzenlilik denetimi idari bir görev. Performans denetimi idari bir görev. Sayıştay kanunu uyarınca hazırlanan yönetmelikler hakkında görüş bildirmek idari bir görev. Kendisine ilişkin kanun teklifleri hakkında bir görüş bildirmek idari bir görev. Sorumlu, ya yani bu denetim sırasında sorumluların hesap ve işlemleriyle ilgili hususları kesin hükme bağlama. Yani bir çeşit yargılama yapma arkadaşlar. İşlemi nedir? Sayıştay'ın yargısal görevidir. İdari görevi değil. Aşağıdaki merkezi idarenin başkentteki yardımcı kuruluşlarından hangisi anayasal çerçeveye sahip değildir? Evet. Danıştay var mı anayasada? Var. Sayıştay düzenleniyor mu anayasada? Düzenleniyor. Milli Güven Kurulu düzenleniyor mu? Düzenleniyor. Yüksek Askeri Şura'dan yani e, ayrıca bir düzenleme yok ama Yüksek Askeri Şura'dan bahsediliyor mu anayasada? Anayasa bir ilg şey, e, ilgisi var mı? Var. Ama Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'nun e, anayasa çerçevede değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının ortak özelliklerini yansıtan ilkeler kamu kurumlarının ortak özelliklerini yansıtan bazı ilkeler varmış arkadaşlar. Kamu tüzel kişiliği ilkesi var mı? Var. Bağlılık ilkesi var mı? Var. Özellik ilkesi var mı? Var. Uzmanlık ilkesi var mı? Var. Yani çünkü kamu kurumları belli uzmanlık alanında faaliyet gösterirler, özeltirler tüzel kişilikleri vardır, dolayısıyla özeltirler ve devletin işleyişine, idarenin bütünlüğü ilkesi. Çerçevesinde e, bir idari e, kuruluşa e, idari birime bağlıdırlar Peki yetki genişliği ilkesi var mı bu çerçevede e, kamu kurumları ile ilgili Hayır, hayır. yetki genişliği ilkesi e, kamu kurumları için söz konusu değil Çünkü bunlar yerinden yönetim hizmetsel yerinden yönetimi e, mantığıyla çalışan kurulan ve çalışan kuruluşlardır kurumlardır. Aşağıdakilerden hangisi mahalli kamu kurumu niteliği taşımaz? Mahalli kamu kurumu niteliği taşımaz. Mahalli idare birlikleri nedir? Bir mahalli kamu kurumudur. Evet. Köylere hizmet götürme birlikleri nedir? Bir mahalli kamu kurumudur. Sulama birlikleri bir mahalli kamu kurumudur. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bir mahalli kamu kurumudur. Arkadaşlar düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları mahalli değil, e, milli kamu kurumudur. Yani ülke düzeyinde e, genelinde hizmet veren e, mahalli olmayan nitelikteki e, kurumlardır. Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları. Aşağıdakilerde hangisi bir sosyal kamu kurumudur? Sosyal, evet. TRT nedir arkadaşlar? Bir bilimsel, teknik e, ve kültürel nitelikte bir e, kamu kurumudur. Devlet tiyatrosu genel müdürlüğü kültürel nitelikte bir kamu kurumudur. TÜBİTAK bilimsel nitelikte bir kamu kurumudur. Devlet Opera ve Bales genel müdürlüğü kültürel nitelikte bir kamu kurumudur. Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu ise, yani bu iki örnek e, nedir? Türkiye'deki sosyal kamu kurumlarına önemli iki örnektir. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kamu kurumu niteliği taşımaz? Bölgesel kamu kurumu niteliği taşımaz. Kalkınma ajansları Taşır. GAP İdaresi Taşır. Konya Ovası Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı Taşır. Doğu Karadeniz Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı Taşır. Evet. Sulama birlikleri arkadaşlar, e, sul e, ise bu şeyde farklı. Diğerleri dört tanesi bölgesel kamu kurumu niteliği taşıyor. Sulama birlikleri e, bu anlamda değil. Çünkü nedir? Mahalli nitelikteki e, kamu kurumudur e, sulama birlikleri. Yani sulama birlikleri mahalli, diğerleri bölgesi demek istiyorum. 37. Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarının Türkiye'deki ilk örneği hangisidir? Bakalım. Bunlar önemli sorular. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu mu? Değil. Telekom Telekomünikasyon Kurumu mu? Değil. Radyo ve televizyon üst kurulu mu? Değil. Rekabet kurumu mu? Değil. Arkadaşlar sermaye piyasası kurulu 1981'de kurulmuş. Yani Türkiye'de ilk e, düzenleyici ve denetleyici kurum olarak bunu not edebilirsiniz. Evet. E, Türkiye'deki 11 adet düzenleyici ve denetleyici kamu kurumundan en son bu seferde ilk kurulanı sorduk. Bu seferde en son kurulanı soruyoruz arkadaşlar. Nükleer Düzenleme Kurumu, Kişisel Veriler Koruma Kurumu değil, Kamu göz Gözetim, Muhasebe ve Denetim Çanaklar Kurumu değil, Kamu İhale Kurumu değil, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu arkadaşlar 2019'da kurulmuş. Ee, en son e, düzenleyici ve denetleyici kurum e, olarak bunları not edebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi mali idari birlikleri için doğru bir ifade değildir? Evet, mali idari birliklerinden bahsediyoruz. Doğru ifade değildir diyorum. Birlik meclisi, birlik encümleri ve birlik başkanı olmak üzere üç organı vardır. Doğru. Cumhurbaşkanı'nın izniyle kurulur ve tüzel kişilik kazanırlar. Doğru. Karar organı birlik meclisidir. Doğru. Denetimleri İçişleri Bakanlığı'nca yapılır. Doğru. Evet. Bunlar sayıştay denetimine tabidirler demişiz arkadaşlar. Hayır. Eee Mali idare birlikleri sayıştay denetimine tabi değildir. Dolayısıyla doğru cevap bu olmuş olur. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ortak özelliklerinden birisi değildir? Demek ki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ortak özellikleri var. Bir tanesi burada farklı. Kamu tüzel kişiliğine sahiptir mi? Evet. Kamunun kanunla kurulurlar mı? Evet. Zorunlu üyelik esasına dayanırlar mı? Evet. Mal varlıkları özel hukuka tabi midir? Evet. Arkadaşlar, e, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları özel bütçeli değil, bunu size yanıltmak için verdim, özel bütçeli. Evet, Ağustos'ta böyle yazılıyor. Evet, özel bütçeli e, kuruluşlardır. E, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Bunlar önemli sorular, bunları mutlaka not alın. Aşağıdakilerden hangisi icraî olmayan işlemlerden, icraî olmayan işlemler var başında geçmişti. Enformel işlemler kapsamına girmez. Duyurular enformel bilgilendirme amaçlı mıdır evet. Basın açıklamaları enformel yani bas, e, bilgilendirme amaçlı mıdır evet. Raporlar, evet. Uyarılar, evet. Arkadaşlar bunlar bu saydıklarım enformel işlemlerdir. Sirkülerler ise sirküler dediğimiz e, düzenleyici işlemler ise. İç düzen işlemleri kapsamındadır. İç düzen işlemidir. Demek ki bu iç, e, e, sirkülerler iç düzen işlemiymiş bir enformel işlem değil. Zaruret hali teorisi yetki kurallarının istisnalarından yani yetkisizliği gideren hallerden bahsediyoruz. Hangisiyle ilişkilidir? Zaruret hali teorisi yetki kurallarının istisnalarından hangisiyle ilişkindir? Görünüş teorisi değil. Görünüş teorisi e, fiili memur teorisinin bir alt e, e, çeşidi, türü. Yetkilerin paralelli ilkesi değil. Yetki devri, imza devri değil. Vekalet değil. Fiili memur teorisi arkadaşlar, fiili memur teorisinin iki farklı uygulaması var. E, bunlardan birincisi görünüş teorisi, diğeri de Zaruret hali teorisi. Demek ki zaruret hali teorisi fiili memur teorisiyle ilişkili bir e, uygulama tür imiş. Aşağıdakilerden hangisi usulde paralellik ilkesinin uygulanmadığı haller? Yani normalde usulde paralellik ilkesi idari işlemlerin e, önemli bir özelliğidir. Yani bir idari işlem hangi yöntemle tesis ediliyorsa, baz ediliyorsa aynı yani paralel bir usulle, yöntemle kaldırılır ortadan izale edilir. E, bu e, ilkenin uygulanmadığı bazı haller varmış. Dört tanesi bunlardan, bir tanesi değilmiş. İhtiyari usullerde, evet, kanun aksini öngörmediği durumlarda, evet, disiplin cezası verme işlemlerinde, evet, kolluk tedbirleri alanında, yani bu dört alanda arkadaşlar, ne olmuyor? Usulde paralellik ilkesi uygulanmaya biliyor, istisnası. Ama Atama ve kayıt işlemlerinde, e, aslında atama ve kayıt işlemlerinde nedir? E, usulde paralellik ilkesini mutlaka uygulamanız gerekiyor. Yani usulde paralellik ilkesinin istisnalarından değildir, uygulanması e, gereken durumlardandır atama ve kayıt işlemleri. Yani memurun atanması ve görevden alınması aynı paralellikte yürür bir okula kayıtla okuldan kayıt silme aynı paralel işlemleri gerektirir. Bunu söylemek istiyorum. İdareyi bir işlem yapmaya sevk eden hukuki veya fiili etkenler, idareyi bir işlem yapmaya sevk eden hukuki veya fiili etkenler, idari işlemin hangi unsurunu teşkil eder arkadaşlar? Yetki mi? Değil. Şekil mi? Değil. Usul mü? Değil. Amaç mı? Değil. Sebep. Arkadaşlar, idareyi bir işlem yapmaya sevk eden hukuki veya fiili etkenlere biz sebep adını veriyoruz. Evet, yetki, şekil, usul, amaç, sebep bir de kişi var değil mi? Evet, bunlar e, idari işlemlerin e, e, özellikleri, e, unsurlarını, e, ögelerini oluşturuyor. Aşağıdakilerden hangisi konu unsurunda, e, idari işlemlerin konu unsurunu soruyoruz bu sefer? sakatlık hallerinden birisi değildir. Konunun kanuna aykırı olması bir sakatlık hali halidir. Sebep ile konu arasındaki kanunun öngördüğü nedensellik bağının yok olması, bulunmaması bir sakatlık halidir. Sebep ile konu arasında ölçüsüzlük bulunması nedir? Bir sakatlık halidir. Konunun imkansız olması nedir? Bir sakatlık halidir. Konunun yani ee, idari işlemin konusunun e, gelenek ve göreneklere aykırı olması ise arkadaşlar bir sakatlık teşkil etmez. Yetki saptırması idari işlemin hangi unsuruna aykırılık teşkil eder? Yetki mi? Değil. Yani bu çeldirici olabilir. Yetki saptırması yetkiyle ilgili olabilir. Değil. Şekil değil. Usul değil. Sebep değil. Yetki saptırması arkadaşlar idari işlemin amacından sapması anlamına gelir. Amacına e, uzaklaşarak farklı bir amaca yönelmesi anlamına gelir yetki saptığımız İdari işlemlerin hukuka aykırılığının müeyyidelerinden olan yok hükmünde saymanın yani yokluk benzerlerinin bir türü olmayan hangisidir? Fonksiyon gaspıyla sakat işlemler bu türlerden birisidir. Fiili yol oluşturan işlemler bu türlerden birisidir. Düzmece atamalar bu türlerden birisidir yaş koşuluna uymayan atamalar bu işlemlerden birisidir. Arkadaşlar hayali işlemler ise daha farklıdır. E, hukuka aykırılım yani yok hükmünde sayma değil. E, hayali işlemler zaten e, mutlak yoklukla e, mahkumdur. Dolayısıyla yok hükmünde sayma e, yani yokluk benzeri kapsamında değildir. 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile Diğer düzenlemeler resmi gazetede hangi usulle yürürlüğe girer? Evet. Ee, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, düzenlenen bir husus bu. Resmi gazeteyle ilgili e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzenlenen bir husus. Resmi gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra yanlış. belirlemen Belirlenen yürürlük tarihinde yanlış. Resmi gazete yayınlanan 15 gün sonra yanlış resmi gazete yayınlanan bir hafta sonra değil arkadaşlar resmi gazeteyle ilgili düzenleme getiren cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca şöyle diyor yürürlükle ilgili kısımda ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise bu saydığımız yani Cumhurbaşkanlığı kanunlar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler diğer düzenlemeler resmi gazete yayınlandığı gün yürürlüğe girer yani aşıklık doğru cevabımız. 49 arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi idari kararların icrası yollarından birisi değildir? İdari kararların icrasından bahsediyoruz. Öncelikle muhatapların gönüllü icrası ile icra edilmiş olabilir idari kararlar. Adli yani mahkemeler yargı yoluyla icra edilebilir. İdarece cebir kullanılarak, zor kullanılarak icra edilebilir. İdarece cebir kullanılmadan e, e, kullanmamak suretiyle icra edilebilir. Ama arkadaşlar idari kararların icrası yollarından gönülsüz icra diye bir icra türü yok. Evet, idare hukukunda son sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemleri sona erdiren sebeplerden idarenin iradesi dışındaki sebepler. İdarenin iradesi dışındaki sebepler tekerleme gibi oldu. Kategorisine girmez. İptal idarenin iradesinin dışındadır. Evet, sürenin de olması, yani bir idari işlemle ilgili bir süre konmuştu. O süre dolunca iradenin idarenin iradesi dışında sona ermiş olur. İnfisahi şartsa, yani bu işte bir hafta uygulanacak diye bir süre eee infisahi e, feshedilme şartı konmuşsa idari işleme bu süre bittiğinde otomatik olarak eee sona erer. Bu da idarenin iradesi dışında. Maddi sebepler yani bu diyelim ki idari işlem yapmışsınız, memuru atamışsınızdır. Maddi sebep ne olabilir? Adam ölmüştür. Yani e, memuru atarsınız ama adam o arada ölür. Maddi sebep ortadan kalktığı için dolayısıyla idarenin iradesi dışında bir sebep ortaya çıkmış olur. Arkadaşlar burada ilga ve geri alma. Yani bir e, idari işlemi e, idare tesis ettiği gibi yürürlüğe koyduğu gibi kaldırabilirdi. Yani ilga dediğimiz şey ileriye dönük olarak e, bir idari işlemin ortadan kaldırılmasıdır. Geri almada bütün sonuçlarıyla birlikte geriye yönlük, yönelik olarak e, ortadan kaldırılmasıdır. İlga ve geri alma işlemi idarenin i, i, iradesi kapsamında olduğundan doğru cevap E olmuş oluyor sevgili gençler. Evet, e, bugünkü e, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. E, idare hukuku dersimizin soru çözümlerinin ikinci videosunda bir şekilde bitirmiş olduk. Yarın inşallah e, kısmet olursa e, anayasa hukuku insan hakları e, ile ilgili ikinci videomuzu yapacağız. E, sınav yaklaştı zaten, hafta sonu sınav var. İnşallah bu sınavda başarır, başarırsınız. E, Yine e, tekrar hatırlatıyorum, yani bu sınavda başarılı olamasanız bile, yani peşini bırakmıyoruz. 2024 e, Kaymakamlık Sınavı ve diğer KPSS sınavlarında yine sizlerin yanındayım YouTube Üniversitesi olarak hem e, YouTube kanalımızdaki videolarımızda ders anlatımlarımızda hem de YouTube Üniversitesi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında birebir e, ve e, yine e, grup dersleri şeklinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım e, yarınki videomuzda anayasa hukuku insan hakları videomuzda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın sevgili arkadaşlar.